Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'a salavat. Haşirle alakalı bir şey yapayım. Haşir. Tabii benim böyle bir adetim var. Böyle bir mukaddeme yapıyorum. Daha iyi herhalde öyle zannediyorum veya anlaşılır zannediyorum. Bir mukaddeme yapmak istiyorum. Eğer ahiret yoksa, tamam, ahiret yoksa bir mukaddeme yapıyorum. İlim cehalete, hikmet abesiyete, hayat mefte, varlık işliğe, iktisat israfa, merhamet zulme, inayet Adem'e, adavete hizmet etmiş olmaz mı? Bu dünyada bunlar var. Eğer ahireti kaldırırsanız, bu sıfatları kabul etmek zorundasınız. Yani bu buna hizmet ediyor. Ahiret yoksa, dünyada ne ilim var? Sonunda yok olacak zaten. Hiç oldu mu? Onun adı cehalettir. Yani buradaki ilim, cehalete hizmet etmek için midir? Ahiret yoksa bunu izah edemezsiniz. Başka? İnsanı yapmak ayrıdır. İnsanın yaşadığı dünya ayrıdır. İkisini uyumlu yapmak bambaşka bir ayrılıktır. Yani uyumlu yapmak. Başka? İnsanı bu dünyada bütünsel ve huzurlu yaşamasına vesile olan, bu çok önemli, yani aklı, kalbi, ailevi, işi, eşi, dostu, aşı, işi, bütünsel yapan, huzurlu yapan, mutlu yapan, yani eşini, dostunu, her şeyi ortaya koyan, nizama alan nedir biliyor musun? Ahirete ümitli ve ona göre hayatı izah ve yorumlamasıyla mümkündür. Eğer bu olmasa ne içindir? İzah edilemez. Yani insanın bu dünyada ne, mesela kanser izah et ahiretsiz. Depremi izah et. Edebilir misin? Mesela karın yok ama komşuna balık verdin. Niye açıldı biliyor musun balık dedi. Bugünlerde bir arkadaş balık şeyinden kasa balık getirdi. Keşke getirmese diyesi geliyor. Ondan sonra tabii biz paldır küldür ya dershanede 6 kat 7 kat. Bizimkiler pişirmiş. Bir gün dün yani saat gündüz 11. 11 veya 10. Odamda volta atıyorum 6. kat. 5, 6. Allah Allah bir koku geldi. Baktım bitişikteki komşu bizden bir kat aşağıda bina. Çatı yok. Kadın çıkmış ufak tüple. Yani ya evde yemiyorlar veya şey. Bir tavanın içinde yarısı kadar balık var. Balık pişiriyor. Ahirette iş yapacağım. Yani sırtı dönmüş bize, bizim bitişik bir kat aşağıda. Baktım tavada balık pişiriyor, yarı kada var. Yani bu orada pişirmesinin sebebi herhalde kocası ve koku istemiyor. Tam yani üstü zannediyorum, tam tava olmaması herhalde sırf kendisi yiyecek. Yani hamiledir de. Yani bakın sonra döndüm, yazık olsun bana dedim ya. Yani bu balık pişti burada. Zaten bina iç içe bu kokular gitti. Ahiret inancım olmasa bu olur mu? Şimdi dedim ya bu bana şimdi ahirette ya Rabbi ben hamileydim. Orada balık pişirdi. Ben de alamıyordum. Bana da sormadı. Gelip kapıma da vurmadı. Bana dedim vallahi bu dünyada balık yiyeceğiz. Orada da varyoz yiyeceğiz galiba. Yani vicdan azabımı ne kadar çektiğimi tahmin edin ki gündeme getirdim. Belki rahatlamak için.
Ama elhamdülillah alıp balık yemesi. E niye? İşte ne anlatıyorum? İnsan bu dünyadaki bütünsel huzurunu, eşini, dostunu, aşını, işini, çevresini, komşusunu dengeleyen, nizama koyan ahiret inançtır. Ahireti kaldırsanız, bana ne canım ya, ne onun da olsun ya. Allah versin canım. Allah versin de demez ya, hani ahiret inancı yok ya. Ama ne yaptık vicdanım? Vicdanı olgunlaştıran ahiret inancıdır. Ahiret inancı olmayanın vicdan inancı, inkışaf olmaz. Zalim ve gaddardır. Hristiyanlarda haş-ı cismani yok. Haş-ı ruhani var. Dirileceğiz ama ruhani. Bu olmadığı için Hristiyanlarda merhamet yoktur. Çocuğu bile kurşuna dizebiliyor. Irak'ta vesaire. Hristiyan bunlar. Ve tanklarına haç asıyor. Şehri tankla bombalayabiliyor. Ama Allah Resulü diyor ki esirinize yediğinizden giydiğinizden giydirin. Müslüman yapamaz. Peki o da bir Allah'a inanıyor. Biz de Allah'a inanıyoruz. Fark ne? Allah'a inanmaktan değil haşri inanmak farklılığından kaynaklanıyor. Eğer haşire inansaydı haşri cismaniye onu yapamayacaktı. İşte insanı bu dünyada bütünsel huzurlu yaşamasına vesile olan ahirette ümitli olmasıdır. Bak bir de söylüyorum. Şimdi ahiret ümidiniz yok. Yaşanır mı bu dünyada? Çok acayip bir şey. Bazen bir kaos yani bir enerji böyle korkunç bir sıkıntı sarmıyor mu? Neyle teselli buluyorsunuz? Ölüm mü? Ahiret mi? Yani böyle sıkıntı. Allah ve ahiret inancıyla. Diyoruz ki ahiret var. İnşallah bu sıkıntımız günahımıza kefarettir. Zira Ebu Bekir Sıddık da sordu radıyallahu anh. Ya Resulallah sıkıntı var, acı çekiyoruz. Ya Ebu Bekir dedi Allah Resulü bil mana. Bir Müslümana dikenin batması bile kefarettir diyor. Günahını affettiriyor. Ha demek ki çok günahlarımız bununla affediliyor. Lah bununla affoluyor. Bak ne yaptık? Elhamdülillah dettiriyor. Bir volkan nefes alıyor. Yani dünya volkanla nefes alıyor. Yoksa dünya patlar. Yani o delik olmasa volkan da patlar değil. İnsan da sıkıntısını bertaraf eden imani bir ahirettir. Yardımını onaylayan ahiret inancıdır. Komşusunun bu şekilde bak ahiret inancı. Şefkat. Yani insanın vicdanını olgunlaştıran imanı bil ahirettir. Noktayı istimdattır diyor. Yani vicdanı inşa edip nokta risalesine geçiyor. Noktayı istimdat ahiret imandır. Tamam mı? Noktayı istimdat da Allah'a iman. Yani vicdanı olgunlaştıran ahiret inancıdır. Ahiret inancını kaldırırsanız ne evde huzur kalır, ne gençlerde hat kalır, ne hudut kalır. İnsanı aklı ve kalbi ve düşüncelerini olgunlaştıran, huzurlu kılan, ahireti ümitli olmasıdır. Peki neyle izah edeceksin? Ümitli değilsin kabire. Aa dün gömdün ananı. Aa dün komşum kanser oldu. Bugün anlattı. Abilerimizden bir tanesi, büyük bir abi, isim vermeyeyim. İstanbul'a gelmiş, ders yapmışlar. Derste tabii herkesi var ya, burada da var. Kim ne olduğumu ne bileyim hepsi herkesi. Ne iş yaptığımı bilemem ki. Doktor da var. Ne tanışıyorlar çay faslında. Yeni. Çay faslında tanışıyorlar. Ne hoş geldin sağ ol. Abi hoş geldin. Ya ben de istifade ediyorum. Ben de yeni katılıyorum falan. Aa maşallah falan. Yani, ne iş yapıyor? Ben doktorum dedi. Dahili doktor. Neredesin şurada? İyi maşallah. Ya hocam diyor. Çok sevdiğim dersi diyor. Ya bize de uğrayabilir misiniz? Hangi hastane? Tabii iniyor. Gelip geçerken falan derken ya bu arkadaşımız derse geldi. Anan geçerken biraz erken gelirken bir hastaneye uğrayayım da adama selam vereyim. Hastanede şeydi. Gitti selam verdi. Onunla iş olmadı da. O falan odada. Hiçbir şey yok ha. Çay çalar ya sohbet ettiler. Bugün anlattılar yani. Olay bir haftalık. İyi hocam dedi ya ben çok etkilendim sizin dersten dedi. Çok hoş oldu. Allah razı olsun falan nurları tanıdı falan. Hocam gelmişken dedi, kahvaltı yapalım mı dedi falan, sabah oluyor.
10-11'de. Yapmadım dedi, yapabilir. Ya madem yapmadın dedi, ya ben daha iyileyeceğim diye bir kanını verdi de biz kahvaltı yapana kadar saat hastanenin zaten sahiplerindenmiş biraz hissesi var. Ya bir gerek yok ki. Ya hocam dedi, ne olur yani Müslüman tedbirli olur diye kalsın ya. İyi tamam, aynen istiyorsun, al dedi ya, kahvaltı yapalım. Aldı verdi. Kahvaltı yapıyorlar, kahvaltıdan sonra rapor geliyor. Çağırıyorlar bunu. Ama bunu çağırıyorlar. Hayırdır falan, nerede mi? Bununla alakalı olmadı, ne? Koca hastane, nerede mi gidecek benimle alakalı? Olan kahvaltı yaptı falan. Hocam dedi ya, ya bir senin tahlilde biraz böyle sıkıntı çıktı. Ne olmuş? Kahvaltı yapıyor. Evet. Ya dedi, beraber dedi, bir Cerrahpaşa'ya gidelim dedi. Allah Allah, büyük bir şey. Ne olacak abi ya? Gidelim ya, ne var ya? Ya abi kan da biraz değerler şey dedi. Tamam diyor, gidiyorlar, bir bakıyorlar, lösemi çıkıyor. Kan kanseri. X. İsim vermeyeyim. Yani bir hafta. Bir bakıyor ki kan her tarafı sarmış. Cevap ne? Söylüyorlar. Diyor ki elhamdülillah ahiret var. Dediği çok önemliydi. Evet. Aynı böyle dedi. İyi ki ahiret var. Dedi ki hocam dedi lösemi kan kanseri misiniz? Her tarafı. Benim dedi kanıma ve kemiğime kadar imani bir ahiret şimdi tam indi diyor kemiğime kadar. Ne acayip dedi. Şimdiye kadar hep ezberden söylüyordum bu dersleri. İmani bir ahiretin kanımın değerleri kadar indi diyor aşağıya. Şimdi hakikaten ahiret var. Bu kadar ya. Bu kadar. İşte bak hayatı yorumlamak. Başımıza beklenmedik şeylerin gelmesi, ahirete ümit. Beni bu canlı nasıl tutuyor? Ahirete ben ümitliyim elhamdülillah. Eğer haşa ahiret yoksa zararım yok. Ahirete ümitli insanı canlı tutuyor. Sonra olayları yorumlayan ve izah eden ahiret inancıdır. Birkaç tane de bir tane de okuyacağım. Kusura bakmayın, belki batılı tasvir olacak ama biraz bir şeyin anlaşılması için yardım eder zannediyorum. Özür dilerim, affedersiniz. Herkes kendisi düşünsün. Bilavelet olduğunuzu bilseniz psikolojiniz ne olur? Bilavelet yani gayrimeşru. Yani babam belli değil. Yani bir hayal, psikolojinin bir hayal eder mesela. Ben kaldıramam ya. Ben böyle birisini biliyorum, intihar etti. Hem de Nurcu'ya, Nurcu intihar eder mi? Ne kadar uğraştımsa kurtaramadım onu. Dedim ki, kişinin kıymeti kendindendir, neslinden değildir, yapma. Çünkü asıl saadette Ebu Cehil'in oğlu İkrim eredi Allah'ın. Söyledim, sepi dayandım birkaç sene, ondan sonra ben yurt dışına gidince arkada bitirmiş işini vesaire. Yani şöyle diyeyim, ben nerede kullanacağım şimdi? Bak ben de. Gayrimeşru olduğunu bilsen, psikolojin nasıl olur? Ha, buna da benzemiyor. Beni kim yarattı? Su mu, toprak mı? Yani Allahsız olmak. Yani anne, babam belli değil, ustam belli değil, aynı yani. Onun yani ben babam belli değil psikolojisine benzemiyor. Allah olmaması kişinin. Bundan daha beterdir psikoloji. Yani psikolojilerini anlamanız için örnek verdim. Onların böyle bir psikolojine sahip, böyle sergerdan, sersem olmuş kafaları. Yani ben özür dilerim, piç olduğumu bilsem nasıl psikolojim olurdu? Benim de ustam, kaynağım, babam belli değil gibi aynı böyle olur. Aynı böyle oluyor. Psikolojilerini anlamanız için söyledim. Şimdi buradan da iki tane söylüyorum. Madem o ki geçmiş gelecek yok, gelecek yok, niye geçmişten hüzün, gelecekten korku, endişe duyuyoruz? Yoktan elem ve korku olur mu? Bunlar geçmiş ve geleceği hazırda yaşayanlar da olur. Gelecek yok. Neyin planını yapıyorsun o zaman? Sana göre gelecek, 10 sene, 20 sene planını yapıyorsun. Madem ahiret gelecektir, gelecek de yok diyorsun. O zaman sen hayatında geleceğin nesinin planını yapıyorsun? Neyi? O ki gelecek yok. Gelecekte niye korkuyorsun? Yok ki. Korku gelecektir, endişe geçmiştir.
Her şey bir yerden bulunduğu yere gelmiş. Gelmeyeceğine göre bulunduğu yerdedir, yerde de yoktur. Yani istikbal hale uğrayıp maziye dökülüyor. Biz bir yere gitmiyoruz. İstikbal geliyor, gidiyor. Şu cümleyi dinleyin. Her şey bir yerden bulunduğu yere gelmiş. Gelmeyeceğine göre bulunduğu yerde yoktur. Başka örnek veriyorum. Ahireti ne kadar üstü açılırsa o nispette Allah zahir oluyor. Ahirete yakınlık aslında Allah'a yakınlığın ifadesidir. Başka iki tane kaldı cümle. Lezzet neredeyse, bak lezzet neredeyse sende, ahiret de senin orandadır. Lezzet nerede? Lezzet yok mu? Var mı yok mu? Var. Var da mesela. Nerede? Kulağın lezzeti ayrı, burnun. Yani lezzet alma hissi nerede vücutta? Kulağımda, kafamda, elimde, ayağımda? Yok. Yani kafamda diyeceğim. Yani bazı şeyler kafada alır. Ama çocuğu severken kafayla sevmiyorum ki, kalple seviyorum. O da bir lezzettir, değil mi? Mesela lezzetlerin şey cinselliktir. Yani seni sıfırladığı an. Hiçbir şey, yani adem olduğu zaman, her şeyin yok olduğu andır o an. Ona biz lezzet diyoruz. Her şeyin bittiği an, her şey bitiyor. Zaten kafasında bir türlü olanın cinselliği de olmaz. Bir şey affedersiniz, özür dilerim. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani ben içtiğimi anlamaya çalışıyorum diyor. İşte hiç olmak böyle bir lezzetli bir yapıyı ortaya çıkarmak içindir. Yani hiç olmak için değil, nihayetsiz kudreti zahir etmek içindir. Bakın cinsellik seni her şeyden koparmış. Sıfır, hiçbir şey yok. Aslına götürdüğü için lezzetlidir. İşte hiçliğini bilmek de bunun 70 kat ilerisidir işte. Onun için bütün büyüklerin dertleri hep hiç olmak. Hiçliğini bilmek. Anladın mı? İlginç değil mi? Kıyas ettin işte. O alemleri, son cümlem, o alemleri alemi şehadet örtmesine misal. O alem buraları örtmüş. Senin cesedin, aklını, ruhunu, hatta hayatı latifeleri nasıl örtmüşse, gizlemişse öyle. Yani mesela bizim ceset, aklımızı, ruhumuzu, hislerimizi nasıl örtmüş? Alemi gaybda, alemi şehadeti böyle örtmüş. 281 lemalarda söylüyor. Alemi gayb, semavat alemleri, alemi şehadeti üzerini örtmüş diyor. Onun için bir yerde de şöyle diyor. Bu alemi şehadet, alemi gaybin bir menzilidir diyor. Evet. 315 şu lemalar, dördüncü nokta. Onuncu sözde işaret edildiği gibi. Yani bu 15-20 dakika konuştuk, israf gibi gözüküyor ama ufkumuz inşallah daha değişik açılmasına sebebiyet verecek. Hele baştakini unutmayacağız. İlim, cehalete, hikmet, abesiyete okunan yer. Bak onuncu sözde işaret edildiği gibi bir sani hakim. Buradan çıkarttım bu cümleleri. Bir sani hakim ve gayet hikmetli bir usta, bir sarayın her bir taşında yüzer hikmetli hassasiyetiyle takip etse, bir usta, bir sani hakim, gayet hikmetli bir usta, atladım, bir sarayın her bir taşında saray yapıyor. Biz usta, saray düşünün. Her taşında, sarayın her bir taşında yüzer hikmeti hassasiyetle takip etse, yani bir taş koyuyor ama kubbedeki taş gibi yerdeki, hepsi birbirinden farklı yüzlerce meziyeti var, vazifesi var. Böyle bir taş, saray olsa. Sonra o saraya dam yapmayıp boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini hiçbir zişur kabul etmedi. Şimdi her bir taşına yüzlerce hikmet koymuş. Fakat dam yapmamış. Yağmur girecek içeriye. Rüzgar girecek. Güneş bozacak onu.
Toz girmeyecek mi? Bak bir saray düşünebiliyor musunuz? Her bir taşına yüzlerce hikmet koymuş. Öyle harika bir saray. Fakat dam yapmamış. Ne manası var ki? Öyle değil mi? Ha. Şimdi örnekti bu. Sonra o saraya dam yapmayıp boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini hiçbir zişur kabul etmediği gibi. Yani kar yağdırıldı ve gitti. Ve bir hakimi mutlak, başka bir örnek veriyor. Kemal hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzer batman faideleri, gayeleri, hikmetleri dikkate takip ettiği halde. Yani bir hakimi mutlak, kemal hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzer batman faideleri takip ediyor. Öyle bir çekirdekten yüzlerce, tonlarca netice bekliyor. Patiskadır, kumaştır, meyvedir, tamam mı? Böyle bir şeyi takip ettiği, gayeleri, hikmetleri dikkatle takip ettiği halde yaptığını görüyoruz. Dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek fayda, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masrafını yapmakla kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefahet irtikap etmesi hiçbir cihette imkanı olmadığı gibi. Ne dedi bu Resul burada? Peki bir daha okuyorum. İyi dinle o zaman. Bir hakimi mutlak. Soracağım. Bak. Hakimi mutlak. Ona göre bak soracağım size. Parmak işareti edeceğim hocam. Hakimi mutlak. Kemal hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzer batman faideleri, gayeleri, hikmetleri dikkate takip ettiği halde. Buraya kadar tamam. Çekirdekten böyle koca çınarı bekliyor. Takip ettiği halde. Şimdi halde, şimdi konuyu değiştiriyor bu örnekten. Dağ gibi koca ağaca, dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek faide, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masrafını yapmakla. Yani koca ağacı yapmış ama neticesinde bir tane fayda var. Bir meyve vermiş. Ama bir çekirdeğe öyle bir özelliği var ki bu zat. Bir çekirdeğe binlerce ton meyve çıkartıyor. Takip ediyor böyle. Fakat koca ağaca bir meyve yüklemiş. Bir tek gaye. Yapmakla, yapsa kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefahat irtikap etmesi hiçbir ciddi imkanı olmadığı gibi. Öyle mi? Ne dedi? Bir tek çekirdekten bu kadar yüzlerce hikmet yapan bir zat, bu kadar büyük hikmet gibi büyük bir cisme küçücük bir gayeyi takmaz. Nereden biliyoruz yapmayacağını? Çünkü küçüğe bunu yapmış. Tamam. Aynen bunun gibi. Çok önemli bu misal da. Aynen öyle de beraber işleyeceğiz bak. Bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan. Mesela her bir taşına, sarayın taşı. Bu kainatın taşı ne olabilir? Hayvan olur. Ne var? Başka dağ aşağı inin. Dağ aşağı inin. Dağ aşağı inin yani bu sarayın taşı. Yani yüzlerce bir taşa. Zerreler güzel. Zerreler. Dağ aşağı in. Atom. Dağ aşağı in. Esir yani DNA diyelim. Program diyeyim. Yani mikro ile makro. Bunu fizik diyor ki mikro alem var ya mikro yani en küçük. Makro olan büyüğün aynısıymış. Bunu din dese olan vay yobaz ya. Okey sapsat olur mu der. Yani en büyüğü en küçüğüyle aynıymış. Fizik söylüyor bunu ya. De ustad yani büyük kainat. İnsan neymiş? Kainatın küçültülmüş. Büyük insan. Ozdin bak, büyük kainat insanmış, bu insan ekber. İnsan neymiş? Küçük kainatı sura, mikro, makro, aynıymış. Şimdi bir zat düşünün diyor, çekirdek değil mi? Çınar gibi bir netice veriyor, yüzlerce. Bir incir düşünün, benim mesleğim. Mesleğim derken çok hoşuma giden bir şey.
İncir ya, bir şey, kıt 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 oluyor ya içinde yiyorsun. Hep o bir çekirdektir. Bak bir incir ya, çekirdeğe bir tanesini, bak incir nasıl vermiş. Değil mi? Bir de bir bakıyorsun ki aynı zat, böyle alıştık, bizi alıştırdı böyle. Küçüğe büyük takmak gibi. Mehmet Ali, büyük bir tane çınar yapmış Bursa'daki. Bursa'yı görenler var mı? Görün. Bu bayağı varmış ya. Yani bundan sonra bu dersleri dinleyenler de bak merak ediyormuş. Acayip bir garayip. Böyle bir şey olmaz ya. Elini açmış böyle dua ediyor. Aynı böyle. Acayip. Gafillerin tepesinden yani kafasından. Gafillerde. O çay bahçesinde gibi değil ha kökü o. Ortadan almışlar onu. Onun kökü bahçeyi duvar yapıp doldurmuşlar. Kökü 5-6 metre aşağıda. Yani toprağın altı değil. Böyle aşağıdaki şeyi kök esas orada duvar yapıp çay bahçesi yaptılar böyle. Orası değil ya. Dev bir şey, alameti farika yani. Alameti kıyamet derler bizde. Ha, böyle bir küçüğe bunları meyve vermiş. Bir zat, aynı zat bizi alıştırdı böyle. Koca böyle bir çınara ufak bir meyve vermiş. Kafamız almıyor. O zaman başka bir şey var. Olmaz. Aynen bunun gibi diyor. Bu saraya diyor, saraya. Kainata. En ufak bir taşına binlerce hikmet takmış. DNA. Atom. Hücre. Molekül, işte organ, göz. Göz yani, duygular. Bunları takmış, ufağa neler koymuş, senin gözüne neler koymuş. Dil diyor. Mesnevi Nuriye'de. Yani bütün... Neyi sürerseniz, ya yeter artık ya, ben artık lezzet alayım demiyor. Diyor ki Mesnevi Nuriye'de, her bir eşyadan lezzet alsın diye her bir eşyaya ait bir nümune, mercimek tanesi kadar lezzet olsa, mesela yoğurta ait bir merkez, yoğurttan lezzet alan merkez, mercimek, kırmızı mercimek kadar olsa, yoğurt lezzet alma merkezi, turşu, kuru fasulye, ekmek, su, o zaman sepette dil taşıyacaktık. Ona ne yiyoruz? Dil, yoğurt, çıkart onu, yoğurt dili tak. O zaman diyor, dilin büyüklüğü diyor, Ağrı Dağı'ndan büyük olurmuş. Ustad diyor. Ağrı Dağı'ndan büyük olurmuş. Ne diyorsun şimdi? Vallahi abi ben sana bir ikram edeyim çiğ köfte. Vallahi maalesef evde kaldı çiğ köfte dilim. Nasıl yiyeceksin? Hevzin? Yani çiğ köfte dili, yani diyor her lezzet aldığınıza ait lezzete mukaşi. Onu çözmesi için bir tane merkez koysa, ondan lezzet alma merkezi. Onun da büyüklüğü, lezzet mesela çiğ köfteden mercimek kadar büyüklükte. Kağıda sürünce, kağıttan mercimek kadar. Kuru fasulyeden mercimek, şundan buna, elmadan, armuttan, her şeye bu kadar, nereye süreceksen, hepsine bir mercimek kadar maddi yer verse diyor, şu dil avrudağından büyük olur. Ondan sonra gittik, vallahi... Baklava var. Vallahi baklava değil de börek dili var bende. Bugün unuttum baklavayı evde. Baklava dilini evde unuttum. Ya sepetle dolaşacaksın çünkü onu takmamışsın. Vallahi dün akşam kafam yerinde değil ki. Hanım yemek şey yaptı, onu takmıştık. Ondan kalktım geldim yani. Akşamki akşamdan kalmayın yani dilim. Yoksa gündüz yiyemezsin. Ve odun gibi gelir ya, yağsız tuzsuz. Ve her gün aynı şeyi yemek zorundasın. Allah Allah ya. Allah olmazdı değil de mecbur muyum desene diyeceğim. Allah Allah. Zaten o yaptı ki biz tanıyalım diye. Evet işte bunlar işte böyle tanıyoruz. Hakikaten çok acayip ya. Mesela bak misal verdim ben bugün bir senesine de. Oradan bugün öteki misalim açıldı. Dedim ki evli misin dedim. Evliyim abi dedi. Tanımıyorum birisi. Mersin'de mi etmiş. Vallahi ile alakalı. Yani enfusiden ne takip ediyoruz dedi, ne takip ediyorsunuz? Evli misin dedim, evliyim dedi. Dedim ki, evlilikte ana gaye, ya sünneti bırak sünneti geç. Kim sünnet diye evlenmiş? Bir tane söylesin, yalan söylüyor sünnet diye evlenmiş. Sünnet diye bu kadar şey külfete girmiş. Kimse sünnet diye evlenmemiş, yalan söylemesin. Takkeme söylesin. Dedim ki ne, tamam abi tamam diye, tamam anladık değil mi mesele? Anladık. Ha, onu sana o lezzeti alasın diye Rahman isminin 70 perde geçmiş hali bu.
Yani bu evi, elime bak, bunun gölgesine bak. Arasındaki fark canlı, cansız. Fark sonsuz. Bir de bunun gölgesi, bir de onun gölgesi. 70'i düşünün. İşte şu anda aldığınız, cinsellikten aldığınız lezzet. İşte bunu 70 kat düşün. Rahman'ı ruhunda hissetmek bu 70 kata doğru çıkmaktır. O biri diyor sistem yanar dedi ya. Ama şimdi de işte gördün mü? Şimdi bir daha söyleyeyim. Şu elimi görüyorsunuz. Şu elimi görmeden gölgesine baksanız gölge. Dindarın, dinsizin, beyazın, siyahın, canlı, cansız bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Arasındaki fark sonsuz. Bu canlı, bu cansız. Bu birinci, bu iki. Şimdi bunun arasındaki farkı düşündünüz mü? Düşünün. İki ile üç arasını düşünün. Bununla bunun arasındaki fark gibidir. İki ile üç. Sonra bununla bunun arasındaki fark gibi üç ile dört, beş, altı, yetmiş düşünün. Ve şu andaki cinsellik lezzeti. Geriye dön bunun. Yani geriye dön. O gölgenin gölgesinden işte Rahman yani bu elim olsa. 70.000 geçti. Bu lezzet. Bildiğimiz cinsellikten lezzet. Şimdi onun 70 kat gerisine git. 70. 69'a hiç benzemiyor. Daha acayip. Aslına geliyoruz ya geriye. 68 daha acayip. İşte enfusi tefekkürle böyle Allah'a fena fillah ve beka billah doğru gittin mi? Ha bu süreç demektir. Onun için metrip olmuşlar. Leylim leylim olmuşlar adamlar. Çünkü lezzetlerin kaynağı Allah'tır. Lezzetlerden lezzet alasın diye o kabiliyeti koyan ve lezzeti de yaratan O'dur. Allah Resulü diyor ki, sünnet olsun yani ümmete öşe olsun diye, o anda bile Rabbini unutmadı diyor kitapta. Yani özel hayatında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, gözü yanılmadı, kalbi şaşırmadı ve şey var ya böyle, ters mi söyledim, kalbi yanılmadı, gözü şaşırmadı. 24. sözde geçiyor. O cinsel, o anda bile Rabbini unutmadı. Benim için gayet normal. Niye biliyor musunuz? Çünkü şehvet lezzeti, Rahman isminin 70 kat tecellisidir. Yani tecellinin gölgesinin gölgesidir diyor. Rahman ismine dayanıyor. Allah Resulü ise bütün isimlere mertebe-i azamda mazhar olmuş. Gölgeye değil. Allah Resulü'nde gölge yok. 70 defa gölgenin gölgesi senin ve benim dediğin cinsellik. Değil mi? Acayip değil mi o zaman? Ha, Miraç bu işte. Rahman ismini dayanıyor cinsellik, şehvet. 70 kat in aşağıya bu. 70 kat yukarıya çık aslında ne olur? Şimdi şöyle, şu anda bildiğimiz o lezzetin hiç ona benzemeyecek elimle şu gölgesine bakın fark. 70. lezzet bu, 69. lezzet 70'e öyle benzemiyor. 68-67'ye benzemiyor Ömer, anladın mı? 67 de 66'ya benzemiyor. 66 da 65'e benzemiyor. 12-11'e benzemiyor. 9-8'e, 2-1'e ne olur o? Yandı gitti canım, cennet böyle işte, cennet bu. Cennet bu yani, huri muri dedikleri böyle, onun için böyle fazla şey. Söyleyebilir mi Allah abi? Şimdi mesela bir maddi Rahman dedi ya bir maddi ciheti var. Allah o Rahman da manevi ciheti mi oluyor? Manevi. Bir Rahman manevi. Maddi bu. Maddi. Bizim dünyada misal veriyorum bilmek için. Anladık. Yani bu neler bekliyor sizleri ya? Allah işte diyor ya hadis-i şerifte söyletiliyor. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş. Ne kalbe şer oturuyor. Anladın mı şimdi? Şimdi senin dünyanın 70 kat hiç kıyas edilmeyecek kadarkini hayal edebilir misin? Ya bak, bu elimle bu gölge arasındaki fark önemli bu işi anlamaya. Bak, ona ne kadar fark var? Sonsuz, canlı, cansız. Beyazın mı siyah mı belli. Bu gölge beyaz ve siyahın olup olmadığı belli mi? Gölgede belli değil. Fark, bu bir. 2'nin 3'ü, 3'ün 4'ü, 4'ün 5'i, 69'un 70'i. Bu. Sizde cari olan kanun bu. Geri gel. Vay be. Yani orada sistem Allah Allah. Allah Allah. Allah'ın bu lezzetlerin kaynağı Allah ya.
Şimdi bu sana bu lezzeti bu koymuş ya, o 70 kat arkada Allah'ı fikrettin. Geç arkaya, hissettin, mahsettin, zevk et. En büyük lezzetin kaynağı Allah'tır. Allah'tan lezzet almaya başladın mı bu gölgeden 70'ten 69, 68'e doğru geçiyorsun. Ya ustad diyor ki bak iyi dinleyin. Hiçliğimi bilmeye çalışıyor. Hiçliğini bilmek için ilim lazım. Hiçliğini, hiç olmak, hiç olmak için değil. Nihayetsiz var olmak içindir. Bakın o anda cinsellikte o anda bir şey anlamak için yani özür dilerim yani ağzına niye bunu çiğniyorsun? Yani bildiğimiz dünyadan ancak anlıyoruz diye söylüyorum. Senin sıfırlandığın andır. Her şeyden sıfırlanıyorsun. Yani Adem Safiullah aslına doğru seyahat ettirdiği için lezzettir o iş. Çünkü o yoldan geldin sen. O yolla seni aslına taşıyor. Geldin yolla aslına ancak o yol çiğnediğin yolla dönebilirsin. Aslına seyahat etmek bu lezzettir işte. Daha bu seyahattir. O anda seyahat ediyorsun. Adem Safiullah. Ne doğum yoluyla aslına doğru hareket ediyorsun. Daha hareket bu. Aslında tanıştın mı? Eyvallah. Aslına doğru seyahat etmenin adıdır bu şey yani. Seni öteye taşıyor. Aslında alem-i şehadette seni kadın, seni aslına doğru taşıyan bir berzahtır, koridordur, tüneldir. Aslınla tanışmaktır. Aslına başka bir şey olduğun değil. Seni aslınla tanıştırıyor. Nerede? Sen bir yere gitmiyorsun. Alem iş, istikbal diyor hale uğrar, maziye dökülür. Allah Allah biz bir yere gidiyorduk zannediyorduk. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Evet, devam. Ahiret ne acayip değil mi? Neler mi? Bir de korkuyorsun. Ulan 70. makamdan 69'a çıkacaksın ya lezzette. O yok abi falan. Niye ya? Lezzetlerin kaynağı o ya. Lezzetlerin kaynağına girdin. Evet. Ama Allah'ı hissetmek dünyada hiçbir şeye benzemez. Diyorlar. Aynen öyle de ha. Bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazifeyle teçhis eden, hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler ve çiçekleri adedince vazifeler veren bir sani hakim. Tamam. İyi dinliyorsunuz değil mi? Kıyameti getirmemekle. Ne olur? Haşı yapmamakla bütün had ve hesaba gelmeyen hikmetleri bir. Burada yazdım dedim ya. Bütün had ve hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız, zayi etmesi o kadir-i mutlakın kemali kudretine atz-i mutlak verdiği gibi. Ne olacak sonunda? O hakim-i mutlakın kemal hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı. Yani ahireti getirmezse, bir daha okuyayım şuraya okuduğumu. İlim cehalete, hikmet abesiyete, hayat mefte, varlık işliğe, iktisat israfa, merhamet zulme, inayet adavete hizmet etmiş olur. Ahiret olmamakla. Tersini döner. İnkılab-ı hakayık, ittifaken muhaldır. Mesela şöyle diyeyim. Kaç derece burada diyelim? 20 derece var değil mi sıcaklık? Aynı odada harici müdahale olmadan artı 20 santigrat derece eksi olsun ama artı da yok olmasın. Yani artıdan eksi çıksın ama artı da yok olmasın. Bu muhal, bu muhal değil mi? İnkılab-ı hakayık ittifaken muhaldır. Yani aynı yerde olacaksın, karışmayacak. Oh dönüyorum, yanıyorum. Nasıl olacak? Sıfır olur. Artı ile eksi 20. Artı 20, eksi 20 ne yapar? Sıfır. Değil mi? Sıfır olur. Ha, hem sen aynı anda donuyorsun, aynı anda yanıyorsun. Aynı odada artı 20 santigrat derecede, aynı anda eksi 20 santigrat derecede. Olmaz. İşte inkılab-ı hakayık böyledir. Muhaldır. Yani
İlim abesiyete inkılabı böyledir. Artı eksi olsun. İlim cehalete, hikmet abesiyete. Yani nasıl dönecek ki ters? Yani adam düşünün, üniversiteye geldi, liseyi, ortaokulu bitirdi falan, geldi, yürüdü. Çıktı üniversitede, mezun oldu, kafa sıfır. Niye? Yani üniversiteye gittim cehal olmak için, cahil olmak için. Öyle bir şey olur. Her şey sıfırlandı. Yani dünyada biz eğitim yaptık, yaptık, öldük, hiç. Madem hiç olacaktık, niye geldik ki? Niye eğitim? Eğitim niye? Lezzet niye? Varlık niye? Hikmet niye? İlim niye? Hayat niye? Neyi lezzet edeceksin? Son eğer bu hayattan sonra ahiret yoksa, bu dünyada yapılan her muamele zıttına dönmüş olmaz mı? Peki fiziğin kanuna göre bu dünyada her şey daha güzele mi hamile? Bulut bitkiye, bitki hayvana, hayvan insana, gübre meyveye, her şey güzeli giderken bu dünyanın içinde en ufak bir şeyde hikmetsiz, abessiz, abes bir şey yoksa, bu dünyanın sonunda ahiret yoksa komple dünya zıttına inkılap etmiş olmaz mı? Eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa hiçlik, dünyanın başında da yaratan yoksa iki hiçlik arasında varlık olur mu? Entropi kanununa göre, fiziğe göre zıt değil midir? İki hiçlik arasında varlık mı olur? Nereye koyacaksın bu varlığı? İki tarafı hiçlik. Yedi milyar insan yaşıyor şu anda. Değil mi? Yedi milyar insanın aklını yapan aklı kül. Bir zat-ı zülcelal. İyi dinleyin. Yedi milyar. En azından haşa anlamak için, tefekkür için 7 milyar insanın aklının toplamı kadar akıllıdır. Sen bir telefonunu bile israf etmezsin, arabanı bile israf etmezsin. 7 milyar insanın aklını yapan bir aklı kül dünyadan sonra ahireti getirmemekle bütün bu akılları israf ederek akılsızlık yapar mı? Böyle bir akıl olur mu? Mesela orada bir arkadaşlar telefon var bak orada düşmüş falan derim. Ne kadar rahatım değil mi? Ama bir dakika kalem var orada verin bana basmayın. Kalemim olunca nasıl heyecanlanıyorum? Daha kıymetli telefon vardı benim diye ki. Benim olmayınca arkadaşlar telefon var basmayın birisindir. Sen peki hiç aldığın maaşı vallahi bu 200 milyon 200 lira nasıl yandın diye yakar mısın hiç attın mı? Niye yapmıyorsun? Ya mallı yakılır mı yaptan? Yakılır da bakır körlük olursun. Vallahi aldığım arabanın Mercedes'in nasıl tutuştuğunu görmedim ya. Böyle bir merak ediyorum. Ya tutuştuğunu bir bakayım ya. Der misin? Deniz akıl derim. Peki niye yapmıyorsun? Sana verilen sistem şu. Malını israf etme. Malına sahip çık. Bu sana verilen sistemle malını yakmıyorsun. Bunu sana veren de malını yakmaz. Bu sistemi sana takan, onda daha kalitelisi var. He Mehmet? Yakmaz. Nereden biliyoruz israf etmez? Çünkü dünyada israf yok, iki, abesiyet yok. Ahiret en kesin delilidir bu. Dört tane sayıyor, adalet var diyor, inayet var, rahmet var, israf yok. Onu okuyacağım şimdi, ondan sonra keseceğim. Eğer bu dünyada inayet var, yani hak sahibine hakkı veriliyor, israf yok, abesiyet yok. Gübreden elma çıkartıyor. Tamam. İsraf yok. Peki dünyanın içerisinde gübreyi israf etmiyor. En ufak bir atomu bile kullanıyor. Kör sudan göz yapıyor. Peki dünyanın içerisindeki hiçbir şeyi israf etmeyen zat dünyanın sonunda ahireti getirmemekte dünyayı komple israf etmiş olmaz mı? İsraf etmiş olur. İsrafın olmayacağını, ahiretin olacağını en güzel delili de insanın fıtratıdır diyor. Çünkü fanide bulunan insanda beka duygusunu izah edemezsiniz. Niye bende beka var? Söylüyorsun, kendinize sorun. Sizde niye beka var? Ebed var. Bir anda her yerde olmak var. Sonsuzluk var. İsteklerinizin dibi yok. Değil mi? Niye sonsuzu istiyorsun? Niye ebed istiyorsun? Ama fanidesin, böyle bir şey görmedin. Hani olabilir şu. Vallahi ben iş için bir yere gitmiştim yurt dışına veya bilmem nereye. Orada bir şey görmüştüm ya. Öyle bir şey istiyorum. Hani görsen istesen derim ki bu dünyada vallahi beka denilen bir müesseseye girdi.
Vallahi bir belge var, bir devlet var. Orada herkes BK. Gittim vallahi BK'ya mazhar oldum. Şimdi oradan çık, onu istiyorum. Böyle daha önce eğitim mi aldık ki BK istiyoruz? Eğitim mi aldık yani? BK niçin istiyorsun? Atağın bana tesadüf etti. Sana da mı? Sana da mı? Herkese mi? Hep isabet eden de tesadüf olur. Herkes BK istiyor. Demek ki fani de BK istemek BK'dan geldiğini gösteriyor. E tamam, uygulayalım. Bendeki BK duygusu hiçte işaret ediyor. Kaynağı hiçliktir. Hiçlik yapmıştır. Fani yapmıştır. Yok, bendeki BK duygusu baki yapmıştır. Hangisi kafana yatıyorsa onu işaretle. Diyor ki bak, hakimi mutlakın. Yani hakimi mutlak ne? Her şeyi her şeyle bağlamış. Her şeyin her şeyle alakasını bilen diyor. Çok ilginçtir bu cümle. Her şeyin her şeyle alakasını bilen, gören. Bu Risale'de geçen bir cümle. Bir de söylüyorum. Ne olur bir de toparlanın. Bir kim söyleyecek bu cümleyi? Ben biraz önce söyledim cümleyi. Her şeyin her şeyle alakasını bilen. Her şeyi her şeyle bağlayan. Tamam arkadaşlar, bakın. Bir düşünebiliyor musun mesela bir üzüm? Güneşle alakası var. Üzüm tanesi. Gözle alakası var. Sığırla alakası var. Bulutla alakası var. Havanın nemiyle alakası var. Dünyanın dönmesiyle alakası var. 23 derece 27 dakika eğikliğiyle alakası var. Alakasız hiçbir şey yok değil mi? Her şeyin her şeyle alakasını bilen ve gören bir tasarruf var şimdi sistem. Bir böyle bir sistem istiyor. İşte bu hakimi mutlak. Hakimi mutlak deyince her şeyin her şeyle alakası ve münasebeti olan bir dünya demektir. Hakimi mutlak böyle bir şey yapmış. Kemal hikmetine, yani hiçbir yerde abes ve israf yok. Varsa o senin cehaletindir. Hadsiz abesiyet ve faydasızlığa müsaade eder mi bu? Peki bu dünyanın içerisi her şey her şeyle alakadar. İsraf, abes yok. Peki içindeki en ufak detayda israf ve abes yok. Mikro makro aynı. Büyük kainat, küçük kainat. Peki bu kainatın sonunda ahiret olmamakla burayı komple israf etmiş olmaz mı? Ama içeride hiç israf yoktu. İsrafsızlığın tümü israfa hizmet eder mi? Dünyanın içi israfsızlık. Abesiyetsizlik yok. Hikmet, adalet var. E peki bunun sonunda ahiret yoksa zıttına inkılap eder. Yani cümleyi okuyayım şimdi daha. İnayet adavete. İnayet. İnayet. Yardım. Düşmanlığa, merhamet, zulme, iktisat, israfa, varlık, hiçliğe, hayat, mefte, hikmet, abesiyeti, ilim, cehalete hizmet edebilir mi? Etmiş olur ahiret yoksa. Korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey. Yani diyeceksin ki ahiret yok çünkü dünyada iktisat yok. İsraf var. Mana yok. Abesiyet dolu. Her şey her şeyle kopuk. Hiçbir şeyde bir kural yok. Böyle bir sistem var. İkinci şurada bu söylüyor. Yani böyle diyor, sen diyor bu dünya, hikmet dünyayı böyle hiçliğe, manasız bir çöplüğe getirebiliyorsan, her şeyi her şeyden koparabiliyorsan, o zaman bu dünyanın sonunda ahiret yoktur deme, belki ihtimalin olur diyor. Bak fanideyken orayla alakadarız. Onunla besleniyoruz. Mesela değil mi? Beka duygusu var ama yorumlamamız da öyle. Zulme uğradın, maaş vermediler bilmem ne. Lan ahirette görüşeceğiz ya. Bak gördüm neyle izah ettin? Dünyayı izah ediyorsun. Patlar yoksa volkan patlardı. Dünya volkanı var. Mama ile patlıyor, şey yapıyor. Teneffüs ediyor. Şimdi ahiret inancını kaldır. Arabada sana yanlışlık yaptı. Ulan sen var ya falan. Yine ulan Allah'ından bul ya. Ahirette görüşürüz. Maaşı ver. Allah'ından bul lan. Tamam sen kaybettin. Bir maaşı vermedin ama göreceksin orada. Bak nasıl volkan gibi rahatlıyorsun. Bak diyor ki o hakimi mutlakın kemal hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı, o rahimi mutlakın cemali merhamete nihayetsiz çirkinliği verebilir misin? O rahimi mutlak. Rahim. Yani
ruhsal donanım, iç donanımı taşları koyan rahim. Rahim. Çok ilginçtir. Annenin içindesini yaratan, o donanımları koyan Rahman ise maddi ve mani uzuvlarını dünyadaki inanan inanmayana yaratıp veren. Rahim ise içsel ruhsal donanımlarını sana eleştiren. Hangisi senin? Bir tanesi diyor ki Tanrı'ya ihtiyaç yoktur diyor. Google'da var böyle adamı. Çünkü diyor hiçbir şey, insanın hiçbir şeyi diyor Tanrı vermemiştir. Zira bütün insanda var olan her şey diyor insan kendi gayretiyle almıştır doğadan diyor. Ulan gerizekalı, merhametini nereden aldın? Beka duygunu nereden aldın? He? Acayipime gidiyor ya. Böbreğini sen nereden aldın? Dalağını nereden aldın? Akılsız aklını nereden aldın ya? İnkar eden ruhunu bile, ruhuyla inkar ediyor ha. Ruh yoktur diyor adam. Ruhuyla. Çünkü inkar eden ve reddeden aklın ceset değil ki ruhtur. Ruhuyla ruh yoktur diyor. Ruh da şaşırıyor vallahi ya. Şeytan da diyor ki lan ben bu kadar bir şeytanlık bile beceremem diyor. Şeytan bile aptallık yapmıyor biliyor musunuz? Biraz bir uyduruyor yani. Mesela diyor, aa nereden çıktı lan abdest demiyor. Aa abdestin yoktur diyor. Tamam. Aa nereden uyduruyorsun bu iman? İmanın yoktur diyor. Bak hepten gerizekalılık yapmıyor. Acayip bir şey ya. Aklınız alıyor mu? Bende mi delilik var ya? Bende mi şey yaptım? Diyor ki hiçbir şeyini insan Tanrı'dan almamıştır. Doğadan kendi çabasıyla almıştır. Ona gerizekalı anne karnında sen mi aldın bu organları? Ayağını sen mi taktın ya? Bu maddi taraf. Ruhunun neresine hakimsin? Hangi cihaz senin ilminle, iraden, kudretine yapıldı ya? Deli olacağım ya. Onların da böyle seminerlerine adamlar katılıyor demek ki ya. Acaba mı gidiyor ya? Hiçbir mantık yok. Bir tane çıktı da hocam gözü sen mi taktın falan demiyor ya. Sen mi taktın? Kaça aldın? Usta 25. sözde soruyor ya. Yani gözünü hangi tezgah ve dükkandan satın aldınız, yaptırdınız ya? Ya bunu söylüyor biliyor musun? Vallahi iddia etmiyorum ya. Ulan dur dedim ya. CD getirdim size. Asos şeyleri, felsefe şeylerinde konuşuyor. Asos diye yazıyor. Dur dedim şunu. Ne diyor bu dedim ya. Abi boşuna getirmedim sana. Sinirlenme dur abi, notları alırsın. Gel, bizim odada oldu. Geri al dedim biraz. Allah, insan hiçbir şeyini Tanrı'dan almadığı için Tanrı'ya borçlu değildir. Kendi gayretiyle, çabasıyla doğadan almıştır. Zaten aldı duygusu, alma özelliğini bile kimden aldın? Benim veya gayretim. Yani ben bu telefonu kazandım doğru ama sistemimle kazandım. Bu sistemi hangi sistemle aldın? Anlıyor musunuz bunu söylediğimi? Bunu bu sistemle yaptım doğru. Ama bu sistemi hangi sistemle aldın? Ben yokken benim sahibim kim? Kendi kendine olmayan ben, beni yapmışım. Bak kendi kendine o demek. Kendi kendine olmayan ben, kendim yokken kendimi yapmışım. Neyle? Olmayan benle. Acayip ya, garip. Dinsiz olur ama böyle dinsizlik olmaz. Bak dinsizlik ben öğreteyim bak ona. En güzel din. Vallahi din diyorsun, ben bu işten yokum ya. Ben bu işin din mi anlamam kardeşim. Ha mantık budur diyor usta. Yani en iyisi ben bu yokum diyor. İstifa et akıldan diyor, tamam. Ama böyle hiçbir organını Tanrı vermemiştir. Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Hepten ahmaklıktır bu ya. Abi o zaman hastalığın da doktora gitmesin, doğadan alsın. Evet doğru. Ama orada söylüyor ki onu zaten diyor ki Tanrı'dan almamıştır. O zaman var olan birinden almamıştır diyor. Tabii çünkü Allah'a inkar edebilmesi için ilk önce Allah'a iman etmesi lazım. O inanmıyor orada, inkar etmiyor. Anladınız mı? Tanrı'dan almamıştır diyor. O zaman var Tanrı demek ki. Tabii vardır. Almamıştır aynı. Sadece inanmıyor. Evet o kadar. İnkar edemiyor ki. Bir şey inkar edebilmesi için onun var olması lazım. Evet. Hiç kimse biz 8 ayaklıyız. Kim diyor ki ayaklı diye böyle bir red yapmamıştır. Duydunuz mu? Biz 8 ayaklı değiliz. 2 ayaklıyız. Niye demiyor? Böyle bir şey yoktu ondan. Ama Allah yoktur. Kim? Kim yoktur? Allah yoktur. Ha tamam canım vardır, sen kabul etmeyi biliyorsun. Bir tanesi dedim ahiret yoktur. Öyle maalesef dedim, inanmadın, reddettiğin ahirete gidiyorsun. İşin garip tarafı o. Ses yapmadı ki. O adil-i mutlakın kemal adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir ahiret yoksa. Adeta kainatta herkese görünen hikmet.
Var mı hikmet? Diyebilir misin ki abestir şu? Ya yaprak ya, ottan ilaç yapıyorlar adamlar. Teknolojisini hayvanlara benzetiyorlar, değil mi, kuşlara, şunlara. Mesela radar sistemini, uçağın radar sistemi ve kamera sistemini kartalın gözüne bakılarak yapılmış. 9 tane birbiri içine geçen bir sistem var. Şimdi onu uzun var. 9 sistem birbirinin içine giriyor, büyütüyor. 300 metreyi kartal 20 santimetre indiriyormuş. 300 metreyi düşürüyor ve daldığı zaman saatte 300 kilometrede dalıyor. Ve 10 santim kala pike yapabiliyor yani. F-16'ların bunu. Peki F-16'ların radar sistemi ve pike yapma sistemi kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Kartalı yapan nereye bakmış? Denizin dibini tarayan sonar sistemi var. Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Yunus gözünü takarken nereye bakmış? Yunus'u yapan nereye bakmış? Nereyi taklit etmiş? Adeta kainatta herkese görünen hikmet, rahmet, adaleti inkar etmektir. Eğer ahiret yoksa. Bu ise en acip bir muhaldir ki, hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Yani bu sefer sistemi tersine döndüreceksin. Diyeceksin ki bendeki beka duygusu, öyle birisi yok. Faniden gelmiştir. Şu göz körlerden meydana gelmiş. Diyor ki ya diyor doğa diyor evrildi, çevrildi, devrildi. Organlar oldu diyor. Burada ne fayda arıyoruz diyor. Ama bak ne diyor biliyor musun dinsiz? Yaratılmak yoktur diyor. Hep oluş vardır diyor. Kanmayın ha, bak ne diyor. Bir daha söylüyorum. Yaratılış yoktur. Sait. Oluş vardı. Oluş demek şu. Yaratılış birisi yaratmış. Oluş evrildi, çevrildi, devrildi. Yani bir şimşek çaktı. Dağ. Sonra bir yağmur geldi. Dağ yarıldı. Kar şey yaptı. Derken dağın tepesine bir baktı ki dağdan bakır çıktı. Cam çıktı. Lastik bilmem. F-16 orada şey yaptı. Bu oluştur. Yani sebeplerin çakmasıyla, çıkmasıyla, evrilip, devrilip, çevrilmesiyle harika bir sanat, teknoloji çıkıyor. Buna oluş denilir. Yani failsiz. Yani göz peki hangi evrilme, çevrilme ile olmuş? Yani bu kadar kuru fasulye yiyoruz da bizim karnımızda göz olmuyor. Annenin yediği aynı şeylerle biz de yiyoruz da karnımıza çocuk olmuyor. Bizim de onda oluyor nasıl oluyorsa. Şey bir şey ya. Annenin yediği gıdaların bir mislisini büyük tencereye koysan 9 ay sonra anneden çıkan çocuk gibi tencerede mi çocuk olur mu? Anne ne yedi? Hani yaratılış yok, oluş var. Yani sebep sonuç ilişkisidir. Başka bir şey aramayın. Tamam. Anne ne yedi bugün kuru fasulye? Kaç tabak? Bir tabak. Tencere boşa. Cacık yedi bilmem ne yedi. Boşa. Bunda 9 ay sonra ağlayan, hissedip, kabul edip, reddeden, merhamet ve şefkat ve sonsuzluk cihazlarıyla donatılan bir Hasan çıkıyor. Onu da karıştırır, ne çıkar 9 aylık yemek bir şey? Orada tencerede mi Hasan olur mu? Oluş işte bu. Dedim ki, ahiret nerede dedi bir tanesi bana. Buna da bu lazım dedi. Ahiret nerede dedi. Karl Marx bize bunu kullanıyordu. Dedim ki, kokuşmuş bir etin neresinde böcek varsa dünyanın orasında ahiret var. Bak ahiret nereden çıkacaktır? Kokuşmuş etin neresinden bir böceği çıkartıyorsa Allah dünyanın orasından ahireti çıkartacak. Ne olur bu mantığı bir düşünün. Benim çok zevk aldım. Peki et daha kokuşmadan o böcek neredeydi? Kurt neredeydi kurt? Kurt neredeyse etin daha çıkmadan dünyanın orasında ahiret var işte. Ahiret oradadır. Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında ahiret var. Odunun neresinde nur var? Eti koyuyoruz. O kurt nereden çıktı? Demek ki ette varmış o kurt. Ama biz kurt değil, et biliyorduk. Değil mi? Neyi nereden çıkartıyor? Ölüden diriyi çıkartmış.
Dedi ki ben şaşırdım dedi ya. Hakikaten şaşırdı tabii. Yani kokuşmuş bile etten kurtu çıkarmış. Kurt neredeydi ki? Kokuşmuş eti bile israf etmeyip kurt çıkartan seni israf eder mi? Acayip bir şey ya. Bu ise en acip bir muhaldir ki hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Ehli dalalet gelsin, baksın, gireceği ve düşündüğü kendi kabri gibi kendi dalaletine ne derece dehşetli bir zulmet ve bir karanlık. Zulmet ne demek biliyor musunuz? Zulmet neye ait? Kalbet, karanlık buraya. Bak, imansızlığın getirmiş olduğu zulmet ve karanlık. Risale'de geçiyor öyle rastgantı kullan. Sakın ha lügatta zulmete karanlık demeyin. Karanlığa da zulmet demeyin. Yalana kis demeyin. Kis yalan değil. Kis kalbi sıfattır. Yalan dişe vuruşudur. Kisp. Çok acayip ya külliyat. Ama sadeleştirirsen sadeleştirmek ne demek biliyor musun? Bak kardeşim sade gömlek giysene ya Salih. Sade yemek yesene sade. Ne demek? Karma yiyorsun değil mi çok? Sadeleştirmek demek çok mana mertebesinden bir manaya indirmek demektir. Evet doğrudur ama bir mana. Sadeleşmek. Anlıyor musunuz? Nihayetsiz manada nihayetsiz yemek yiyordun. Sade yesene ya sade yemek ye ya. Sade gömlek giy. Ne karmaşık giyiyorsun? Hasan abi bak sade giyiyor. Beyaz. Sade. Sadeleş. Yani çoktan teke indirgen. Tek tip. Anlıyor musunuz? Evet, manaları manalaştırıyor. Yani. Evet, manaları manasızlaştırıyor. Evet. Sade. Tercüme ise yabancı bir dilde karşılığını koymak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Arapça. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Türkçe. Bu. Sadeleştirmek değil, tercümedir. Bu caiz. Ya. Acayip bir insan olmuş. Eli dalalık gelsin. Demek ki imansızlık şey, ahiret inansızlığı kafaya karanlık, kalbe ne veriyormuş? Zulmet veriyor. Gelsin diyor, düştü, bak düşündü. Ne kadar incelik var bu. Aha benim bu mu? Yok. Benim anladığım bu. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Batını zulmettir abi dedi. Akıl kalp bütünlüğü zulmettir. Dış dünya eylem ahiretsiz olduğu için bir tanesi öyle diyor. Karanlıktır. Yani yaptığın eylemi ve mesela bunu niye yapıyorsun? Ahireti olmayan bir işi niye yardım ettin? Niye akrabana şey yaptın? Niye komşuna bunu verdin? Eğer ahiretsiz yaparsan bu karanlıktır. Mülk ve melekut demektir dedi. Ötekisi de öyle anlamış. Kendi dalaletinde ne derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün ruhu ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Sözlerdeki o bana kardeş bir şey söyledi. 17. sayfa mıydı? Efendim 17. sayfadan bir şey okuyayım kesiyorum. 17 miydi? Ahiret gibi dünya saadeti dahi yok. Evet, bu yukarıda mıydı? En son. Tamam, en son ama ikinci söz değil miydi? Evet. Ha. Demek buna ait bir ayet vardı. Bakayım o ayet kim hatırlayacak? Demek iman bir tubayı manevi tubayı cennet çekirdeğini taşıyor. İman cenneti taşıyormuş. Soracağım size şimdi. Fark ondan sonra ders bitti. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Taşıyor, saklıyor. İman cenneti taşıyor. Küfür zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Ne fark var? Saklıyor, taşıyor. İman ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş söyleyin? Taşıyor. Taşıyor. Küfür neyi saklıyor? Küfrü. Cehennemi saklıyor. Peki iman cenneti taşıyormuş. Ne demek? Başta huzur demek abi. Dur Mehmet. Aynı anda ifade ediyor. Aynı anda ne demek?
dünyasını da cennete çevirebiliyor yani. Evet. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Evet. Doğru mu okudum? Önce cennet mi verilmiş? Yani fi gelecek zamir değil yani. Şimdi yani girin gir cennetime. Dünya imanda muaccel cennet var. Bak iman cenneti taşıyor. Aa, arabada ne taşıyorsun kardeşim? Şeftali. Araba oldu. Koku ya. Şeftali kokuyor. Saklanırsa üstü kapalıdır. Koku. Hiç kimse bundan istifade edemez. Eğer küfrün içerisindeki cehennem, saklı olan cehennem bir çıksa adam tarımarım. Onun için hissetmiyor. Muvakkaten hissetmiyor. He? İntihar eder. Yine merhameten küfür cehennemi saklıyor. İman cenneti taşıyor. Çünkü imanla biz bir şey almayacağız yani. Verirse verir Allah. İman ve ameli salih neticedir. Nedir? Onunla bir şey almak değil. İman kendisi neticedir. Huzurdur. İman kendisi neticedir. Yani imanla bir şey almak değil. İman kendisi neticedir. Neticedir netice. Acayip bir şey ya. Yani iman küfür tohumu çürüyor, saklanıyor ama iman tohumu da nefsine alıyor. Yani iman kendisi nur olduğu için bir şeye vaat etti. Yani geleceğe seni taşımak için değil, geleceği buraya taşımış. Yani iman demek neticedir. Yani iman cennetin lezzetini burada da yaşıyorsun. Fi yani fi ibadi vethuli cenneti. Yani o imanın lezzetine, hazına göre insan dünyada cennete giriyor. Aa işte cennet bahçeleri diyor Allah Resulü ilim meclislerine. Yani iman ettikten sonra, öldükten sonra ilim meclislerinize cennet bahçelerine gideceksiniz demiyorsun, demiyor. Dünyada ilim meclisleri cennet bahçeleridir diyor. Hidayet ruhun cenneti. Ha, hidayet ruhun cennetidir. Yani istikamet hidayettir. Hidayet cennettir. Nasıl ki Kur'an, şu onun eylemini söylüyorum. Kur'an hadissiz olamaz. İman esasları da layıkasız olamaz. Aynı şey. Hadis-i şerif Kur'an'a neyse layıkalar da iman esaslarını öyledir. O da cenneti götürüyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.